Eğlence kulübündeki o arbedenin görüntüleri birazdan ekranlarınızda olacak. Önce İstanbul'daki otobüs faciasının detaylarına bakalım. Mega kentin uykuda olduğu saatlerde bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp kaza yaptığı haberi duyuldu ve perde arkasında esasında çok daha fazlası vardı. Karabük'ten yola çıkan otobüs İstanbul'a giriş yaptıktan kısa bir süre sonra yoldan çıktı, bir üst geçidin duvarına çarptı. Kaza o kadar şiddetliydi ki araçtan dışarıya fırlayanlar oldu. Tam 5 kişi hayatını kaybetti. Onu ağır 25 kişi de yaralandı. Anlattıkları kazanın göz göre göre geldiğini gösteriyordu. Şoför uykusuz ve yorgundu. Uyardık ama buna rağmen yola devam etti dediler. Bir anda yer sarsılmaya başladı sanki. O anda her şey karardı yani. Bütün camlar patladı, birkaç kişi camdan fırladı. Şoför demek buydu. Bir an camdan çıkmışız. O feci kazanın yaşandığı yer işte tam da burası. Burası Kuzey Marmara Otoyolu. Karabük'ten kalkıp İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, yolcuların iddiasına göre şoförün uyumasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ve ancak işte buradaki duvara çarparak durabildi. Şoförün uyuduğu zaten oradan belli oluyor. Direktmen yani köprü ayağına 100 metre kadar bariyerlere bile dokunmadan hemen o yeşillikten direkt köprü ayağına girmiş. Şoföre baktığımda mola vermiş, yorgun görüldü ama hani böyle bir şey olacağını düşünmedim. 26 yaralımız var. Onu ağır. 5 vatandaşımız vefat etmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de şoför. 31 yolcunun bulunduğu otobüste 5 kişi hayatını kaybetti. Onlardan biri de şoför Doğan Duygulu'ydu. Zaten uyuduğu için bu kaza gerçekleşiyor. Önceden de yolcular bu uyarıda bulunuyor. 2 kere oluyor bu olay. Ablam da yanımdaydı ama hiç o ses almıyordu, duymuyordu. Olayın şiddetinin ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün. Bakın biz o kaza yapan otobüsün hemen yanındayız. Araç adeta hurdaya dönmüş ve şu anda da mazot kokusu buram buram hissediliyor. Annem uyandırdı. Kalk dedi, camlar kırıktı yerlerde. Her yerim camdı. Yaralıların tedavileri hastanede devam ederken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.